Merhaba arkadaşlar. Bugün size okula dönüş makyajı yaptım. Gözlükler tabii ki böyle bir öğrenci. Çok okumaktan gözleri bozulmuş aksesuarı. Makyajı kapatmamak için ben hemen bunu çıkarıp kafama takıyorum. Bu makyajı yaparken başımdan geçen kazaları anlatıyorum size. 1. Maşayla elimi yaktım. Parmağımı, bu parmağımı. 2. Maşayla bu parmağımı yeniden yaktım. 3. Sandalyeden düştüm. 4. kaza. Uçuğum var. Makyaj yapmadan önce aynada nedense uçuğum görünüyor mu, görünmüyor mu diye ve çok geçmek üzereydi. Hiç de belli olmuyordu. Böyle geri geri bakayım belli oluyor mu diye yırttım onu da kanattım. Böyle bir şanssızlıklarla dolu bir gün. Çalış konuşmam okul makyajıyla ilgili olmalıydı ama başıma böyle talihsizlikler gelince işte birazcık lafı geveledim. Hemen size bir iki cümle bir şey söyleyeyim. Okul makyajı derken bu tamamen üniversite seviyesindeki arkadaşlar için yapılmış bir makyaj. Unutmayın cildiniz çok genç ve taze olduğu için yüzünüze tonlarca makyaj malzemesi kullanmanıza gerek yok. Birkaç tane önemli olacak hızlıca. Eğer yüzünüzde fondöten de kapatılacak yer yoksa sadece yelkenlerinizin ya da siyacının üzerine fondöten değdirin. Krem ya da likit allık kullanın. Yüzünüzü mutlaka güneşten koruyun. BB krem hızlıca kullanabilirsiniz. Kaşlarınızı belirginleştirin. Rimel sürün gözlerinizin iç köşelerine. Aydınlık verici krem, far, highlighter vesaire sürebilirsiniz. Ve dudaklarınızı lip balm veya parlatıcı sürün. Bunlar sizin için yeterli olacaktır. Girişi çok uzattım yine. Cildimi iyi bir nemlendirici ile nemlendirdikten sonra fondötenimi sürüyorum. Eğer cildinizde ciddi bir problem yoksa ilk gün belki fondöten sürebilirsiniz. Daha sonrasında BB krem gibi daha hafif ürünler tercih edebilirsiniz. Ben MAC Matchmaster fondöten kullanacağım. 2.0 rengini. Çok ince bir fondöten. Yüzde fazla belli olmuyor. Eğer gözlerinizde morluk varsa ve lekeleriniz, sivilceleriniz varsa sadece bunların üzerine uygulayın. Eğer bunlar yoksa fondöten uygulamanıza gerek dahi yok. Parlama için ince bir pudra geçebilirsiniz sadece. Ben lekeli ve koyu gözüken yerlerin hepsine fondöten sürüyorum ve fırçayla güzelce yediriyorum. Yüzümün diğer taraflarına da taşıyorum ama hep bu bölgelerin üzerinden taşıyorum fırçayla. Gözlerimin altına Pro Longwear Concealer süreceğim NC20 rengini. Sizin göz altı morluğu probleminiz yoksa sürmenize gerek yok. 217 Blending Brush fırçayla gözlerimin mor yerlerine sürüyorum. Bunun dışında yine lekelerimin üzerine ve varsa sivilcelerinizin üzerine burun kenarları, dudak kenarları gibi daha koyu ve yine kapanması gereken kızarık olan bölgelere sürüyorum. Bunları da daha sonra parmağımla üzerlerine vuruşlar yaparak yedireceğim. Ben şu an yüzümde sivilce varmış gibi rastgele yerlere sürüyorum. Burun kenarlarındaki kılcal damarları, dudak kenarlarını dudak altını kapattıktan sonra MAC Mineralize Skin Finish Natural pudra, ince bir pudra. Bunu üzerine sürüyorum. Estée Lauder Bronze Goddess Medium rengini, bronzer'ı da yüzüme boyut vermek için ve biraz renk vermek için kullanıyorum. Elmacık kemiklerimi genel olarak allık gibi sürdükten sonra çene kenarlarına ve boynumu da unutmuyorum. Yüzüm kızarık ve boynum bembeyaz kalmasın diye sürüyorum. Nude Tooth paletini kullanıyorum. Yine The Balm'ın. Pembe olan Stubborn rengini sürüyorum. Daha taze ve fresh bir görüntü için. Stubborn rengini parmaklarımla uyguluyorum. Ve altına Stand Offish rengini tam göz bebeğimin üzerine sürüyorum. Böyle daha aydınlık, uykusunu almış, dinç gözükmek için. Gözlerimi hem daha büyük gösterecek hem de daha aydınlık ve fresh gösterecek. Sadece göz bebeklerinin yani göz kapaklarının tam ortasına sürüyorum. Yine bronzer alıyorum. 224 numaralı blending brush ile gözümün katlandığı yere sürüyorum. Geniş bir fırça kullanın. Çok keskin bitişler istemiyoruz okul makyajında. Beyaz renk olan sasi rengini alıyorum ve 217 numaralı fırçayla kaşlarımın altını aydınlatıyorum. Paletin kendi açılı fırçasıyla Sophisticated rengini alıyorum. Böyle bir hafif parlak
pırıltılı bir kahverengi. Eyeliner yerine bunu sürüyorum. Eyeliner'ı riske etmeyin. Sabah erken kalkacaksınız, uykusuz kalacaksınız ve eyeliner sizin için risk teşkil edebilir. Daha böyle soft görünüm için kirpik diplerinize eyeliner şeklinde ince bir şekilde far sürebilirsiniz. Ben burada soft bir görüntü istediğim için açık bir kahverengi, yani hafif bir kahverengi kullandım. Yarım kullandım. Bej göz kalemini gözlerimin içerisine kullanıyorum. Daha da canlı ve uyanık gözüksün diye. Yine gözlerimin iç köşelerine paletteki gibi beyaz rengi kullanabileceğiniz gibi ben vanilya rengini, Mekin vanilya rengini çok seviyorum. Bunu kullanacağım. Böyle açık, parlak, işte bej kalemler biliyorsunuz ya da farlar, highlighterlar kullanabilirsiniz. Fırçamı fix bass'ta ıslattıktan sonra gözlerimin iç köşelerine vanilya rengini sürüyorum. Gözlerim hem büyük hem daha dinç, sağlıklı, uyanmış ve fresh gözükecek. Kirpiklerimi güzelce kıvırıyorum. Rimmel olarak L'Oreal'in False Lash Wings'ini süreceğim ve üzerine de Estée Lauder'ın Sumptuous Extreme rimelini süreceğim. İkisini üst üste süreceğim bu kez. Biri daha böyle güzel tara, güzel diye, güzel tarıyor ve uzatıyor diye. Sumptuous da güzel dolgunluk veriyor diye. Alt kirpiklerimi de L'Oreal'i tercih ettikten sonra kaşlarımı boyuyorum. Ne olursa olsun makyaj yapmadığınız zaman bile kaşlarınızı boyadığınızda yüzünüzün ne kadar farklı gözüktüğünü, ifadenizin ne kadar farklı olduğunu, gerçekten daha sağlıklı gözüktüğünüzü göreceksiniz. Okula gittiğinizde veya dediğim gibi herhangi bir zamanda makyaj yapmadığınızda kaşlarınızı hafifçe belirginleştirmeyi unutmayın. Şimdi ben kaş kalemiyle kaşlarımı boyadıktan sonra arkasındaki tarama fırçasıyla da güzelce dağıtıyorum. MAC Mineralize Skin Finish Soft and Gentle ile daha da fresh bir görüntü elde etmek için hafif pırıltılı bir pudra bu. Elmacık kemiklerimin üzerine sürüyorum. The Balm'ın Down Boy allığını, pembe bir allık bu, yanaklarımın tam ortasına, hafif gülümsüyorum ve tam ortasına sadece değdiriyorum. Siz krem allık kullanabilirsiniz veya likit allık. Gloss tercih ediyorum. Glossların içerisinden Bobbi Brown'ın Rich Color Gloss Angel Pink rengini tercih ediyorum. Çok güzel bir pembe. Gerçekten gençlere gloss inanılmaz çok yakışıyor. Şeffaf veya renkli gloss kullanabilirsiniz. Yine paletimi alıyorum ve paletimin içerisinden vanilya rengini alıyorum. 263 numaralı fırçayla dudaklarımın üçgen yerine çok ince bir şekilde sürüyorum. Böylece dudaklarım daha belirgin olmuş oluyor ve daha dolgun gözükmüş oluyor. Saçlarıma ısı koruyucu sprey sıktıktan sonra bölümlere ayırıyorum. Bölümlere ayırıp mandallıyorum çünkü böylece daha kolay kıvırabiliyorum ben. Fön çekerken de aynı yöntemi yapıyorum. Saçımdan aldığım ince parçaları düzleştiricinin arasına koyduktan sonra düzleştiriciyi bir tur çeviriyorum ve dümdüz çekiyorum. Böylece saçlarım çok güzel bir dalgaya kavuşmuş oluyor. Bunları da tekrar parmağımla yuvarlayıp mandallıyorum ki biraz soğuduktan sonra şekillerini daha uzun süre koruyacaklar. Hepsinin soğumasını bekliyorum iyice. Sonra mandallarını çıkarıyorum. Şimdi parmaklarımla açacağım. Fırçayla veya tarakla da tarayabilirsiniz. Olduğu gibi bırakıp şöyle kafanızı biraz sallayıp karıştırabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben böyle biraz dağınık seviyorum. Parmaklarımla o yüzden hafif karıştıracağım. Makyajım ve saçım bitti. Öğrenci görünümü için bir şey daha lazım. Tabii ki gözlük. Gözlüklerimi de taktım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like etmeyi ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın. Ayrıca blogum www.sebibebi.com'a da abone olmayı unutmayın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. İşte sosyal medya hesaplarım.